Habertürk'te Erdoğan konuşuyor diyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasına geçiyoruz. 5 yılda biz Marmara'yı bitirdik. Ne diyor bir bakalım. Bunlara kalsa böyle İstanbul'da bir şey her şeyi yapamazlar. Biz yaptık demiş. Nereden? Evet, denizin altından ya. İşte Marmara'yı. Onu da aldı tarafa. Bir de ne yaptık? Dedik ki tamam raylı sistemi yaptık da bir de biz burada otomobillerin geçişiyle ilgili bir de Avrasya'yı yapalım. Bir de Avrasya tünelini yaptık. Akşam yemeğinde yiyeceğiz herhalde biz Avrasya tünelini. Ve dedi ki bir de İstanbul'da iki altın bilezik, işte birisi Şehitler Köprüsü, bir diğeri Fatih Sultan Mehmet. Bir dedik üçüncüsünü de buraya yakıştırın. Tuttuk üçüncü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü de yaptık. Fakat bu bile bu CHP'lileri rahatsız etti. Adını diyor niye Yavuz Sultan Selim koydunuz? Kim dedi bunu? Bu da Fatih Sultan Mehmet'in adının olduğu yere Yavuz Sultan Selim yakışmaz. Teşekkürler Sayın İmam. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan son dakika açıklaması. Niye Yavuz Sultan Selim koydunuz? Cumhurbaşkanım öncelikle... Bu uşağı da Photoshop kubaya yakışmış ha. Uy haçan. Hamisi. Öncelikle Çayın Diyarı Rize Potomya'dan herkese selamlar. Ha şey şakası tamam. Özür dilerim geç düştü bana biraz. Ben Efe Kağan Torpi, neydi? Rize Bilmem Merkez, Rize Anadolu İmam Hatip Lisesi 3. sınıf öğrencisiyim. Pekmezli Köyü Kur'an kursunda da hafızlık yaptım. Kime rahmet okuduğumu anlıyorsun. Evet. Pekmezli dediğine göre Mustafa Hoca. İşte geçmişten bugüne oranın kurucusu, banisi odur. Ha, Mustafa Hoca. Bilmiyordum bunu. İşte şimdi hocalarına soracaksın. Aynen, Sefer Hoca'ya soracağım. Ona sormayacaksın. Senin şimdi okuduğun yerdeki hocaların hocasına soracaksın. Tamam. Anlıyor musunuz? Pekmezli'deki Mustafa Hoca'yı diyeceksin. Rahmetli. Tamam. Ama sen çok güzel bir çocuksun. Sağ olasınız. Benim sorum şu olacaktı. Başbakanlık döneminden Cumhurbaşkanı olduğunuz zaman arkadaşlarınızla, akrabalarınızla şahsi telefonunuzla görüşüyor musunuz? Hiç numaranızı değiştirdiniz mi? Gerçekten Cumhurbaşkanı ile konuşuyorsun ve sorduğun soru bu mu? Akli dengemi yitireceğim. Arkadaşlar bu nasıl gerçek olabilir? Neyse. Tabii ki istediğin soruyu sor. Sakin bir şekilde izliyorum. Hiç tepki göstermiyorum. İşleten falan olabilir. İşletenlerin sayısı arttığı zaman telefonu mecburen değiştiriyoruz. Çünkü artık bakıyoruz ki bu iş aldı başını gidiyor. Hemen özel kalemim diyor ki başkanım bunları değiştirmemiz lazım. Çünkü telefonlar tabii telefonlar bakıyorsun elden ele dolaştığı gibi. Bir de az önce sen güzel bir ifade kullandın. İşletenler oluyor mu filan dedin. Maalesef işletenlerin sayısı arttıkça biz de tabii değiştirmek durumunda kalıyoruz. Biz de inşallah işletenlerin sayısı arttıkça değiştirmek durumunda kalıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu konuda hak veriyorum. Doğru diyor. Bunun dışında hamdolsun bütün telefon diplomasisini çok dikkatli, çok hassas kullanmaya gayret ediyoruz. Namık teşekkür ederim desteğin için abi eyvallah. Sayın Cumhurbaşkanım öncelikle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Lütfen heyecanımı mazur görün. Burada sizinle olmak büyük bir şeref. Benim sizlere bir sorum olacaktı. Ben Baybüs Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisiyim. Son zamanlarda yapmış olduğunuz burs artışı bizler için çok iyi oldu. Öncelikle çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz destekten ötürü.
Sayın Cumhurbaşkanım, bizler teknolojiyle oldukça iç içeyiz. Fakat şu anda bilgisayar, telefon gibi ihtiyaçlarımızı karşılamak biraz maliyetli. Bu konuda da bizlere destek müjdesi verir misiniz? Böyle bir şey var mı? Bir de vergi oranlarında bir düşüş gerçekleşebilir mi? Vergi oranları derken? İşte teknolojik ürünler... Vergi oranları der, vergi ne ya? Ürünlerindeki... İlk defa duydum. Telekom filan otur ürünlerde. İşte telefon, bilgisayar... Cep telefonu filan. Evet. Teşekkür ediyorum. Mehmet ne diyorsun? Efendim malumunuz. Öğrencilerimizin hem barınması, hem beslenmesi, hem ekstra burs ve kredi olanaklarıyla dünyanın bu anlamdaki en güçlü hizmetini sunan ülkesiyiz. Ve bu çerçevede tabii gerek bursla bazı ihtiyaçlarını gidermeleri gerek. Tabii 45 liradan biz devraldık. Biz 45 liradan mesela lisans öğrencilerini 650'ye çıkardık. Evet. 45 liradan başladık, ta oraya kadar geldik ve tabii lisansüstü doktora onlarda tabii ta asgari ücrete kadar neredeyse tırmanıyoruz. Evet. Böyle bir durumdayız. Yani çok bununla birlikte yine dünyanın ya, en hayır yapmayacağız deyin ve kapatalım konuyu. Niye biz de dalga geçiyorsunuz? Vallahi üzülüyorum ya. Abi o zamanın 45 lirasıyla ne alınabildiğini, bugünün burs parasıyla ne alınabildiğini, yani alım gücü diye bir şey var abi, yapmayın ya. Sanki 40 paranın değeri hep aynı kalmış da 45 liradan 700 liraya çıkarmış gibi davranılıyor. Yapmayın etmeyin be. Vallahi komik değil. Üzülüyorum oğlum artık. Hadi bir indirim yap bari, milletin gönlü olsun ya. Mehmet miydi bu beyefendinin adı? Mehmet Bey. Hadi. Güçlü. Kaldırıver KDV'yi mesela. Bizde. Bu kadar yurt yatağı yok. Ama tabii ki arkadaşlarımızın, gençlerin ihtiyaçları gün geçtikçe değişiyor, gelişiyor. Bu çerçevede de biz bazı çalışmalar yapabiliriz ama bunları zamana... Sevgili kardeşimizin bu talebi bize maliyet olarak ne getirir, ne götürür? Bunun üzerinde bir hazine maliyeyle tabii ki efendim bir çalışma yapalım. Ya bir yazlık saray yapmayı verirsin reis, ne olacak sanki? Bir adım atalım. Aynı zamanda gençlerimizin sizin talimatlarınızla yaptıkları projelere direkt nakdi desteklerimiz var. Fikir sizden, destek bizden uygulamasıyla. Onların yanında olmaya devam edeceğiz efendim. Yani arkadaşlar keşke burada ne pozitif bir cevap çıksaydı ama tahmin ettiğiniz gibi. İçin teşekkür ediyoruz Sayın Dümdüm. Yani mesela sarayın bir aylık elektriğini kessek, bir ay Dolmabahçe'de kalsa Erdoğan, sonra geri gelseler bence öğrencilere paso tablet dağıtırız yani. Abi ne yapıyor? Maskeye bir şey yapıyor. Aa bakanmış, Mustafa Varank. Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanım. Adım Recep Tayyip, soyadım Erdoğan. Allah korusun. Abiler de gülemeyebilirsin ya. Akrabalı falan var mı? Yok başkanım. Neredesin? Samsunluyum. Doğma büyüme Samsunluyum. Allah Allah. Bize güneşler mi oraya gittiniz? Öyle şey oldu ya, bir tane yeni doğan bir çocuğa Recep Tayyip ismini vermişler. Sonra babası gitmiş değiştirmek istemiş. Memurlar abi bizi başımıza iş alırız diye değiştirmek istememiş falan. Sonra mahkemeye verip değiştirtti çocuğun ismini. Haberleri var, internetten bakabilirsiniz. Geçen ay mı oldu? 2-3 ay önce oldu herhalde. Cumhurbaşkanım. Babamın adı da Ahmet aynı zamanda. Baba adı Ahmet. Uşağın adı Recep Tayyip soyadı. Tamam, bir sonraki cumhurbaşkanımız belli o zaman. Ya onlar da bir annenin adı ne? Veya annemin adı Nebahat başkanım. He? Annemin adı Nebahat. Orada ayrıldık. Sayın Cumhurbaşkanım, benim size bir sorum olacaktı. Biliyorsunuz şu anda dünyanın gündemi Rusya-Ukrayna kriziyle alakalı. Böyle önemli bir meselede Türkiye gerçekten öncü bir devlet gibi her iki devlet arasındaki barış diyaloğunu yürütüyor. Bunda önemli olanın, bundaki mevzunun sizin lider diplomasinizin olduğunu düşünüyorum. Hatta sizin davetlerinizle birlikte Vladimir Putin de yakında ülkemize gelecek.
Biz genç kardeşlerinize sizin dış politika stratejinizi anlatır mısınız diyecektim. Çok teşekkür ediyorum. Dur bir anlatsın, çok tabii merak ediyorum dış politika, noktasında. Özellikle bizim hedefimiz daha çok düşman üretmek değil, dost kazanmak. Ve yani bazen sanki ben başka bir ülkede yaşıyormuş gibi hissediyorum. Abi bizim bütün komşularımızla ilişkilerimiz bozuldu. Komşularımızla geçtim, Akdeniz meselesinde bize müttefik olabilecek neredeyse bütün ülkelerle aramız bozuldu. Belli ki orada bir politikamız vardı. Bazı ülkelerle alakalı ve olmadı, beklediğimiz gibi gerçekleşmedi. Suriye başta olmak üzere falan. O neydi peki? Yani, hani, keşke onları da bilsek. Bugüne kadar da biz gerek yakın komşular olarak Rusya ile, gerek Ukrayna ile, tabii diğer tarafta doğuda İran'la olsun, bunun yanında özellikle Avrupa ülkeleriyle münasebetlerde olsun, hep dost kozanmanın gayreti içinde. İnşallah oldu. Yani gönlüm ister tabii ki öyle Rusya olsun. Rusya ile münasebetler tarihinden bu yana bizim bu dönemimizdeki kadar hakikaten bir dostluk içerisinde yürümedi. Ve biz Rusya ile dostuz öyle mi? Yani şey mi? Geçen sene ya neyse ya. Ticaret hacmi itibariyle de çok ciddi bir ticaret hacmine bu dönemde ulaştık. Ki bunların içerisinde tabii stratejik ürünlerde bizim Rusya ile münasebetlerimiz iyi bir konuma geldi. Bunların da tabii en önemlisi doğalgaz konusunda. Şu anda doğalgazla olan ilişkimiz çok çok ileri derecede. Hele yeni attığımız bir adım, afiyet biliyorsunuz olsun, nükleer enerji Rusya'yla. Akkuyu nükleer enerji santrali yapılıyor. Ve bu da Allah nasip ederse yani önümüzdeki yıl içerisinde, belki bu yıla da yetiştirebilirler. Önümüzdeki yıl 2023'te bu nükleer enerji santralini inşallah yapıp oradan üretime geçilecek. Ve biz kendileriyle bu arada canlı ikinci bir adımı da attık. O görüşmeleri de yaptık. O da ikinci bir santrale girer misiniz diye bunları Sayın Putin'le konuştuk. Ve bu konuda da dedi bunun üzerinde çalışalım. Ve belki ikinci bir nükleer enerji santralini yine Rusya ile yapma durumumuz da söz konusu. Bu bir defa bizi nükleer enerji, bunun yanında doğalgaz, bunlar birbirimize 2023 bağlama noktasında çok önemli. Dış siyasetin bana göre en önemli ayağı da bu. Diğer taraftan tabii bizim bu S-400 konusu Türkiye-Rusya arasındaki çok önemli bir adım. S-400 çok önemli bir savunma sistemi, taarruzi savunma sistemi ve S-400'leri aldığımız andan itibaren zaten buna biliyorsunuz uluslararası camia ciddi manada rahatsız oldu. Başta Amerika. Dedi almayın. İşte biz size şöyle yaparız, böyle yaparız filan falan. Dedi kusura bakmayın yani bu karar bizim kararımızdır. Ve biz bu kararımızı verdik. Rusya ile anlaştık. Ve NATO noktasında da herhangi bir olumsuzluk meydana bu iş getirmiyor. Çünkü NATO ülkelerinin her biri bir saniye. Hangi bir olumsuzluk meydana? Cumhurbaşkanı cevap vermeden nasıl altyazı geçebilirsiniz lan? Acaba herhalde canlı değil. Okey, sonradan bant yayın sanırım. Bu iş getirmiyor. Çünkü NATO ülkelerinin her biri... Ben canlı yayın sandım, dedim yine mi gayipten haber geliyor yani. Geçen oldu ya. Geçenki canlı yayındı bir de. Canlı yayında gazeteci soruyu sormadan Erdoğan cevabı verdi. Şaşırdım yine mi öyle bir şey oluyor diye de herhalde bant... Silahlanmada silahlarını kendi kararını vermek suretiyle alır ve biz de bu kararımızı verdik, bu şekilde aldık. Tabii Amerika olarak siz bize maalesef parasını verdiğimiz halde canlı yazmıyor hiçbir yerde ürünler yani. Bilmiyorum, gençlere güvenememişlerdir belki canlı yayın için. Biliyorsunuz F-35 ile ilgili. Ne oldu bizim F-35'ler? 3 milyar dolar gitti milyar, ya. 350 hatta pardon 450 milyon dolar ödeme yaptık. Evet. Ama bizim vermeleri gereken F-35'lerimizi vermediler. Hala evet, oyalıyorlar.
şu anda da kendileriyle Savunma Bakanlığımız bazı görüşmeler yapmak suretiyle bu problemi çözelim diyoruz. Çünkü Amerika ile biz ters yüz olmak istemiyoruz. Çünkü birçok alanda kendileriyle attığımız adımlar var. Bununla ilgili Savunma Bakanlığımız muhatabıyla bu çalışmayı da sürdürüyoruz. Oğlum bir de İpdener, yani çok özür dilerim ama bizim uçakları şeye vereceklerdi ya, ne Yunan'a mı ne vereceklerdi? Samimi söylüyorum. Yani öyle bir şey bir tanesi, bir tane vekil böyle bir fikir ortaya attı orada. Yani gidecekti de vermediler herhalde. Kendi şeylerini aldılar, hangarlarını aldılar. De bizim para da orada, uçak da orada şu an. Bekliyoruz bakalım. Gerek F-16'ların modernizasyonu veya yeni bazı F-16'lar bize vermek suretiyle bunu da çözmenin gayreti içerisinde olacağız. Tabii bu arada işte benim Şubat'ın 3 veya 4'ünde bir Ukrayna ziyaretim olacak. Ukrayna ile yüksek düzeyli stratejik konsey toplantısı için inşallah günübirlik bir Ukrayna'ya gideceğiz. Ardından da Sayın Putin'in inşallah bize bir ziyareti olacak. Bizim tabii bütün derdimiz Ukrayna ile Rusya arasındaki bu sıkıntının giderilmesi ve bu konuda yani sürekli konuşulan savaş vesaire filan, biz Rusya ve Ukrayna arasında böyle bir savaşın olmasını asla arzu etmiyoruz. Bu bölge için hayra alamet bir gelişme değildir ve bir NATO ülkesi olarak da böyle bir şeyi istemiyoruz. Kabullenmiyoruz. Ve NATO Genel Sekreteri Sayın Stoltenberg, o da zaten açıklamalarıyla bu yerde bizim önümüzü de bir yerde açmış oluyor. Temennim odur ki inşallah bunu da barışla çözmüş oluruz. İngiltere'de, Avrupa'da bazı noktalarda araç konuşlandırdı falan. Müsaade ederseniz 2002 yılında sizinle çekinmiş olduğumuz bir fotoğraf var, onu göstermek istiyorum sizlere. Babam. Ben. Sen misin? Evet. 4 yaşında. 4 yaşındaymış. Ne okuyorsunuz sen şimdi? Siyaset bilim kamu mezunu. Oho. Mezun musun? Okuyor musun? Recep Tayyip Erdoğan'a siz siyaset bilim kamu mezunu. Yani abi biraz daha konuşursak ya, duvara kafayı vuracak. Bu kadar olabilir bu arada. Şimdi Samsun'dan çıktık yola, geldik Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ne. Orada da siyaset bilimi okuyor. Baksana. 4 yaşındayken not... babasının kucağında gelmiş benim kucağım. Ama da aldın işi ya değil. Bazı sıkıntı var Cumhurbaşkanım. Şimdi inanmıyorlar filan. Halı sahayı rezerve etmek için aradım. Adınız ne dedi? Recep Tayyip Erdoğan dedim. Dalga mı geçiyorsunuz dedi, kapattı. Halı sahayı bir daha başkasına ayarlattık. Gittik adama en son maçtan sonra kimliği gösterdik. Adam bir daha fotoğraf filan çekmek istemişti. Sayın Cumhurbaşkanım, hayırlı günler dilerim. Selamünaleyküm. Ben Özkan Yıldız. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi. Fotoğraf çekilmek istemesine şaşırdım adamı. Samsunluyum. Samsun'dan geldim. Tabii ki benim sorum Teknofest üzerine olacak. 2022 yılında Teknofest Samsun'da gerçekleşecek. Dünya ve Türkiye genelinde Teknofest en çok talep gören, en çok ilgi duyulan festivallerden birisi oldu şüphesiz. Tabii ki bu festivalin bu ilgi duyulması ve bu sene ama Samsun'da gerçekleştirilecek olması tabii ki biz Samsun gençliği olarak bizi çokça heyecanlandırdı. Ve Türkiye'nin gençliği, Türkiye'nin geleceği olarak da bizleri her sene gururlandırıyor bu festivalin gerçekleştirilmesi. Öncelikle ben soru değil, bir teşekkür etmek istiyorum bu fırsat bize verildiğinde. Sayın Cumhurbaşkanım, Milli Teknoloji Hamlesi gibi, Teknofest gibi organizasyonları gerçekleştirdiğiniz için, bunlara önderlik ettiğiniz için tüm Türkiye gençliği adına sizlere teşekkür etmek istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, nereden nereye dediniz? Kardeşi kardeşe kırdıranlar, üniversiteleri birbirine katanlar, çocuklara silah verip dağa çıkartanların aksine sizler bilime çocuklarımızı, gençlerimizi yönlendirdiniz. Bunun için Türkiye'ye yeni bir ufuk açtınız. Sizlere bu yeni medeniyet tasavvurunuz için tüm gençliğimiz adına, Türkiye'nin geleceği adına çok teşekkür ediyorum. Sizin gençliğe olan bir aşkınız var. Biz buna şahidiz. Allah şahit. Bu aşkın kahramanı sizlersiniz. Allah razı olsun Cumhurbaşkanı. Ben de bu konuda bu arada yani yiğidi öldür hakkını ver derler. Erdoğan'ın bu konuda attığı adımları gayet beğeniyorum. Mesela biliyorsunuz bir uzay ajansı açtık Türkiye tarihinde ilk. Geçen de uzay ajansına 2 senelik sebze yetiştirme mezunu bir vatandaşı atadılar. Eski AK Parti milletvekili aday adayı.
Yani bu şekilde başarıyı yakalayıp bilim konusunda diğer ülkelerle gayet yarışabileceğimizi düşünüyorum. Allah yolumuzu bahtımızı açık etsin işte. Ne olur yani. Uzay Mars'ta bir sera fena. Çok teşekkür ederim. Değil mi? Teşekkürler. Evet. Şimdi tabii şöyle biraz zenginleştirmek gerektiğini bu malum Teknofest'in şu anda başında bizim damat var. Nasıl ya? Aa, damadım var. Lan şaşırtıcı. Selçuk Bayraktar. Selçuk Bayraktar nereli? Sürmeneli. Diğer damat da bizim. Aa. O da Caygar Ali. Dolayısıyla yani şu anda da bu yılki Teknofest'i nerede yapalım diye istişareyi benimle yapınca dedik ki yani bu yılın en favori şehri olsa olsa Karadeniz'de Samsun olur dedik. O seçim tarzınızı çok beğendim. Evet. Tabii şimdi onun da hakkını vermek lazım. Çünkü Samsun'da yapılacak olan Teknofest... Bunlar şey sanırım ya, parti teşkilatlarından falan orada üye olan arkadaşlardır diye tahmin ediyorum, bilmiyorum. İşte katılımı istiyoruz ki Doğu Karadeniz'i ve Batı'yı tamamen Samsun'da inşallah toplayalım. Ve muhteşem bir organizasyonu Samsun'da sağlamış olalım. Nepotizm neydi demiş Canlı Enkurov. Allah Allah, neydi ki ya nepotizm? Onlar da imkanlarını seferber edecekler. De ve bunun Samsun'da Sayın Cumhurbaşkanı'nın damatlarının çok rütbelerde olmasıyla ne alakası var? Merhabalar efendim. Ayşenur Pehlivan, Trabzonluyum. Müsaadenizle soruma geçmek istiyorum. İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle büyük sıkıntı yaşarken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bildiğimiz üzere bir balıkçıya yemek yemeye gidiyor ve yardımcısı da İsviçre'de kar tatilinde olduğunu öğreniyoruz. Tabii bu zaman zarfında birçok siyasetçi ve gazeteci bu durumu yalanlıyorlar. Kısa süre içerisinde geldi, ise geldi. Görüntüler ortaya çıkıyor ve zor duruma düşüyorlar. Benim size sorum şu olacak. Görüntüler de Allah katından indiriliyor. Kesinlikle kanun falan çiğnenmiyor. Devletin organları kullanılmıyor. Allah katından indiriliyor görüntüler. Kar fırtınası yaşandığı gün balıkçıya giden bir AK Partili belediye başkanı olsaydı sizin tepkiniz ne olurdu? Ya şimdi ne olur, dur bakalım. Şunu çok rahat yani gönül huzuruyla söyleyebilirim. Yani bizim bu görevlere getirdiğimiz arkadaşlar böyle bir zamanda kalkıp da bir balıkçı restoranına gidip orada kafayı bulmaz. Wow, okay. Yani ben bir vatandaş olarak şunu derim. Katılmayabilirsiniz. Ekrem İmamoğlu mevzusuyla alakalı zaten daha önce konuştum. İki kere konuştuk hatta. Burada üçüncü yapmayalım. Ama yani keşke burada her gün konuştuğumuz şeyleri yapmak yerine gidip bir saat balık yeseler geri gelseler. Yani vallahi bunu canı gönülden isterim. Mesela İBB'den 1 milyon, 2 milyon lira şey alıp yurt dışına gideceğine, para alıp yurt dışına gideceğine gitse bir tane balık yese de geri gelse vallahi. Çok daha memnun olurum bir vatandaş olarak. Sayın Cumhurbaşkanım, ama tabii ki siz bilirsiniz. Zaten beni niye davet etmediniz arkadaşlarımızı ya? Arkadaşlarımızı seçerken, bu tür görevlere getirirken buralarda seçeceğiz. Onun derdi ne olacak? Sadece hizmet olacak. Evet. Çünkü her zaman konuşmalarımızda benim söylediğim bir şey var. Biz bu millete efendi olmaya değil. Gaziantep'i hizmet... niye konuşmuyor? Vallahi bilemem. Yani demek ki Gaziantep'teki işte tırlar kar altında kaldığında gidip problem ne diye soran belediye başkanı AK Partili değil yani. Ne bileyim. İşte sabah bahsettik ya abi, yani oradan bakıyor. Hizmetkar olmaya geldik. Ve bırakın sadece... Yani ben bir kanalı açıyorum. İşte bu İstanbul mevzusu. Bak mesela bunun üzerine söyleyeyim. Bir kanal sadece işte belediyeye ait yolları konuşuyor. Öteki kanalı açıyorum. Bunların sayısı çok daha az. Karayollarıyla alakalı yolları konuşuyor. Yani abim sanki biri şehir içinde biri dışarıda mı, ikisini de alıp ya buradaki sorun ne, problem ne, belediye üstüne düşeni yaptı mı yapmadı mı, bakanlık üstüne düşeni yaptı mı yapmadı mı oturup konuşmak sanırım Türkiye'de televizyonlarda ya da aslında genel basında falan da
Zor herhalde, bilmiyorum, o yüzden yapmıyorlar yani. Başka ne sebebi olabilir ki? Para mı veriyorlar sanki bu adamlara arkadaşlar? Zor geliyor demek. Karın dışında da meydanda yok. Biz ise deprem oluyor. Depremde neredeyiz? Arazideyiz. Bingöl depremi oldu. Gece yarısı arkadaşlarımla beraber, hep beraber biz Bingöl'deydik. Simav depremi oldu. Aynı şekilde oradaydık. Van'da bütün oradaki yıkımlar, şunlar bunlar bitene kadar ilgili arkadaşlarım, bakanlarımızla beraber yangınlarda, hep beraber oradaydınız, Van'dayız. Selde oradaydınız. Ya bunlar bakıyorsun işte afetler oldu. Bunlar meydanda yok. İstanbul'u sel bastı. Beyefendi Bodrum'da. Hayat böyle devam ediyor bunlarda. Yani burada neyi anlatacaksın? Ama genel başkanın bunlara yönelik en ufak bir operasyonu yok. Biz bir defa bu tür insanlarla yürümeyiz. Gereği neyse onu yaparız. Yani bunlarla ilgili de konuşmak bile bize zül geliyor. Ama artık diyoruz ki ya sabır. İnşallah 2023-2024'te benim milletim gereğini yapar. İnşallah. Ortak duamız Sayın Cumhurbaşkanı. Merhaba Sayın Cumhurbaşkanım. Ben de Ceren, Ceren Ece Öksüz. Trabzon Akçabat Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü öğrencisiyim. Benim de izninizle bir sorum var. Yerel seçimlerde yani olacak ya. Şu an Trabzon'dasınız. Eren Bülbül'ün memleketinde, şehitlediği topraklardasınız. Ve onun hayatını anlatan filmi izlediniz geçtiğimiz haftalarda. Filmini mi yaptılar lan? Evet. Orada çok duygusal anlarda yaşadığınızı biliyoruz. Ben bir de size sormak istiyorum. Neler yaşadınız filmi izlerken, neler hissettiniz? Biz o akşam Binali Bey'le de orada beraberdik. Yani zaten şehadeti gerçekleştiği zaman evine geldik, ziyarette bulunduk. Tabii gerek bütün kardeşleri, gerek annesi, onların o tablosunu izlediğimizde gerçekten o duyguyu yaşamamak mümkün değildi. Fakat bu filmi de hakikaten arkadaşlar güzel hazırlamışlar. İyi bir emek. Ve TRT ile beraber bu işi yaptıkları, özellikle de tabii Ferhat Gedik, Teğmen'le beraber orada Eren rolünü paylaşan yavrumuz, hakikaten bu eseri iyi canlandırdılar. Ve Ferhat Gedik Teğmen de iyi bir seçim olmuş. Orada beraber o eseri iyi canlandı. Sen seyrettin galiba. Ben filmin müziğini ben yaptım. O başta Hey Amo eseri var ya. Ben aslında o yüzden senin sordum bu soruyu. Senin telefonda var mı? Var. Ama ben size canlı okumak istiyorum isterseniz, tamam. İzniniz varsa. Arkadaşlar bundan telif yerim. Yani muhtemelen YouTube'a gider burası. Şarkı yani buraya kadar sıkıntı olmaz da şarkıdan inadına telif melif atarlar. Zaten gerisi de güzel. Yani buradan gördüğümüz kadarıyla ne anlayabiliyoruz? Türkiye'de gençlerin hali vakti keyfi gayet yerinde. Her şeyden gayet memnunlar. Recep Tayyip Erdoğan'ı gayet seviyorlar. Öyle değil mi? Z kuşağı bence gayet memnun. Bak müthiş, daha ne olsun, o şarkı markı söyleniyor bir şeyler. Oh, siz de öyle değil misiniz? Bak çete bakıyorum şu an. Bak herkes öyle. Yep 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 öyle. Evet bak gördün. Elif kuşağı diye düzeltem var. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. No yazan biri var. Banlayın lan o pezevengi. Ne demek no?